Sayın seyirciler çoğunlukla 20 ile 40 yaş aralığındaki kadınlarda görülen ölümcül olmayan bir hastalık MS. Ataklarla seyrediyor, ciddi sakatlıklara yol açabiliyor. Hastalığın kesin tedavisi olmasa da erken teşhis hayat kalitesi için kritik önem taşıyor. Kronik bir rahatsızlık emez. Bağışıklık sisteminin vücuda savaş açması ortaya çıkıyor. Görmede, yürümede, konuşmada bozukluğa yol açabiliyor. Sinir sisteminde ortaya çıkan hasar, tekrar eden ataklar sonucu genelde kalıcı oluyor. Bulanık görme, duygusal dediğimiz uyuşma, güçsüzlük, dengesizlik, idrarla ilgili şikayetler bunları görebiliyoruz. Unutkanlık da olabiliyor zaman içerisinde. Yıllardır yaşıyormuşum ama ben e, ilk 32 yaşında 2009 yılında bir atak geçirmişim. Onun atak olduğunu da e, bir MR sonucunda fark ettik. E, uyuşmalar, kısılmalar, e, bazen görme kayıpları. Yani benim Ben pek çok ata pek çok kez yaşadım. Hani hem görme kaybım olduğu döneminde hem bacak hem kol kayıpları kısmi felç diye de tabirlendirebiliriz. Dünya genelinde 3 milyon, Türkiye'de yaklaşık 70 bin MS hastası var ataklarla seyrediyor genellikle yüzde %85 daha az bir kısmında da yavaş bir ilerleme dediğimiz progresif formu var. Daha çok 20-40 yaşları arasında ortaya çıkıyor ve bayanlarda daha ağırlıklı görülüyor. Genetik ve çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkan MS'in kesin bir tedavisi yok. Ama tıptaki gelişmelerle kaliteli bir hayat imkanı mümkün. Herhangi bir yerinizde vücudunuzda farklılık hissediyorsanız ihmal etmeyin. Mutlaka en yakın hekime gidip görüşün, kendinizle ilgili bilgiler alın ve tedavine var ya da yok umutsuzluğa kapılmadan mücadele edin.